Ses TV Haber Merkezi'nden, Haberin Sesi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünya gündeminin tüm gelişmelerini tüm ayrıntılarıyla aktaracağımız ana haber bültenimize hoş geldiniz. Dünyanın gündemi bir anda Çin oldu değerli izleyenler. Çünkü Çin'de etnik çatışma baş gösterdi. Sincan Özerk bölgesinde başlayan çatışmalarda Urumçi'de 150'den fazla insan öldü. Yaralı sayısı ise 600'ü geçti. Doğu Türkistan kelimenin tam anlamıyla kaynıyor. Çin'in baskıları iyiden iyiye artınca olaylar patlak verdi. Kaynayan kazan artık taştı ve şimdi Sincan Uygur Özerk bölgesinde kan akıyor. Urumçi'de faili meçhul işçi cinayetleri ve sebepsiz tutuklamalar gerilimi iyice tırmandırdı. Protestolar geniş kitlelerle yapılmaya başlayınca kanlı saldırılar da patlak verdi. Koşuşturmalar, kaçışlar çoğu zaman fayda vermedi. Sokak ortasında ve dünyanın gözü önünde etnik saldırılar yapılıyordu. İlk belirlemeler kapkara bir tablo koydu ortaya. 150'den fazla işçi can vermişti. Mahalleler artık savaş alanı gibi. Olayların başka şehirlere de sıçraması an meselesi. Olaylar saatler sonra bile yatışmadı. Türkistan'da yaşananlara herhangi bir ülkedense resmi bir tepki yok. Evet, yaşananlar böyle, tüm dünyanın gözü bir anda Doğu Türkistan'a çevrildi. Doğu Türkistan'ı ve orada neler yaşandığını konuşacağız. Bölgeyi çok iyi bilen bir isim var telefon hattımızda sayın seyirciler. Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk. Sayın Tümtürk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Efendim, Doğu Türkistan'da 150 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Ancak bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor ve bölgede Türklere yönelik baskı ve asimilasyon uygulanıyor. Yorumlar bu yönde. Siz o bölgeye gittiniz mi öncelikle? Uygur Türkleri nasıl bir baskıya maruz kalıyor? Aysun Hanım, öncelikle Doğu Türkistan'da bugün katledilen kişilerin, kardeşlerimizin sayısı 150 değil. Bu Çin işgalci yönetiminin resmi açıklamaları. 150 kardeşimizin öldüğünü, 850'sinin de bu dün itibariyle yaralandığını söylediler. Bu rakamlar çok daha fazla. Ben dün o bölgeden aldığım, telefon bağlantısından aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum. Evet. Dün gece aldığım son bilgiye göre yaklaşık 5 ayrı mahallede, daha fazla Rabia Kadir Sarayı, Diyananlu ve Soğudu Sarayı gibi birkaç halk pazarı gibi birkaç mahallede patlak veriyor. Bu olayların patlak verdiği toplam ölü sayısı, şehit sayısı 500'e yakın. Şimdi, Sayın Tümtürk, ne yaşanıyor peki orada? Olayların sebebini siz ne olarak görüyorsunuz ve nasıl bir baskı hakim? Bundan bahsedebilir misiniz bize? Hanımefendi, tabii bugün seyrettiğiniz bu katliam görüntüleri birkaç günün ya da dünün bugünün olayları değil. Bunun asıl sebebi Türklerle Çinlilerin 5000 yıllık mücadelesinin 2000'li yıllara yansıyan bir versiyonu. Bugün Doğu Türkistan isminden de anlaşılacağı gibi Türklerin ana vatanı. Sadece Uygurların değil, bütün dünyadaki Türklerin ata vatanı, ana vatanı Doğu Türkistan. Bugün Doğu Türkistan 1.828.418 km² ölçümüyle Kazakistan'dan sonra ikinci büyük Türk coğrafyası. 35 milyonluk Müslüman Türk nüfusuyla da Türkiye'den sonra ikinci büyük Türk nüfusunun sahip olduğu ana vatan. Evet. Bugün Doğu Türkistan 1949'da komünist Çin işgaline uğramış. Mao'nun işgaliyle birlikte bir sömürü düzeni, bir asimilasyon politikası, bir soykırım uygulanmaktadır. Ama bunun hemen öncesinde 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944'te de Doğu Türkistan Cumhuriyeti adı altında iki bağımsız devlet o coğrafyada Türkiye'nin yanında kardeş cumhuriyet olarak yeryüzünde gerekli yerini almıştı. Bugün 60 sene önce bağımsız bir devletten bahsediyoruz. Sanki Çin yüzyıllardır o bölgenin sahibiymiş gibi orada hükümranlık uyguluyor. Oradaki insanlara karşı asimilasyon politikası uyguluyor. Adeta soykırım uyguluyor. Ve bugün Doğu Türkistan'da aile planlaması, doğum kontrolü, nüfus göçü, nüfus kaydırması 1964 ile
1997 yılları arasındaki 11 yer altında toplam 46 nükleer denemesi ve Doğu Türkistan'daki her türlü ekonomik, askeri ve siyasi baskısıyla Doğu Türkistan'ı tamamen Çinleştirmeye yönelik bir politikayı hayasızca uygulamakta. 1930'da 40'lı yıllarda %3 olan Çinli göçmen nüfusu bugün devlet desteğiyle bazı şehirlerde %50, bazı şehirlerde %60-70'i bulmuştur. Yani bugün olayların patlak verdiği, katliamın gerçekleştirdiği Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi, Ürümçi'deki Türk nüfusu %20-%25 azınlık durumuna düşmüştür. %75 Çinleştirilmiştir. Bu gerçekler, soykırım, insan hakları ihlalleri, zengin toprakların fakir bekçisi olma pozisyonu ve iş vaadiyle götürülen yüz binlerce genç kızımız, yine çift dille eğitim projesi kapsamında Çin'in iç bölgelerine götürülen yüz binlerce ilk öğretim çağındaki genç evladımız. Bütün bu gerekçeler dün patlak veren Ürümçi'deki bu ayaklanmayı, bu mitingi hazırlayan sebeplerdir. Bu şöyle anlatabilirim. 22-23 Haziran tarihlerinde iş gücü gerekçe gösterilerek adeta köle muamelesi gösterilen Uygur genç kızlarının çalıştığı bir fabrikada Çinli erkekler tarafından tacize uğraması ve bunun akabinde kızlarımızın buna karşı koyması ve gençlerimizin de müdahale ederek o Çinlilere gerekli dersin verilmesi sonucu olaylar yatışmış. Sayın Tümtürk, bu bölgenin yeraltı zenginlikleri de dikkat çekiyor. Bu zaten biliniyor. Acaba bir güç mücadelesi olabilir mi? Siz temel olarak neler gözlemliyorsunuz orayla? Şimdi hanımefendi, şunu söylemek istiyorum. Burada elbette Doğu Türkistan petrol, kömür, doğalgaz, altın, uranyum gibi çok zengin madenlere sahip. Çin'in enerji ihtiyacının %30'unu tek başına Doğu Türkistan karşılıyor. Ama şu olaylardan hiçbir şekilde batılı emperyalist güçler sorumlu değil. Hiçbir şekilde güç mücadelesi sorumlu değil. Bu olaylardan tamamen Doğu Türkistan'ı işgal edip Doğu Türkistan'ın yeraltı zenginliklerini sömürürken Doğu Türkistan halkını tamamen imha etmeye yönelik gaddarca ve zalimce politika yürüten Çin komünist yönetimi sorumludur. Şimdi burada, zaten orada bir gerilim vardı Sayın Tümtürk. Tansiyon zaten yüksekti. Bu zaten birini orada siz de dile getiriyorsunuz. Ama mutlaka böyle olaylarda bir çıkış noktası oluyor. Çünkü birden bu kadar fazla insanın ölmesi, yaralanması, bu kadar ciddi çatışmaların meydana gelmesini göz önüne aldığımızda ve dünyada Uygur Kongresi'nde Rabia Kadir'i biraz olaylardan sorumlu tutuyor gibi, sizin düşünceniz ne ve Çin nasıl bakıyor buna? Teşekkür ediyorum. Dünya Uygur Kongresi, benim birinci başkan yardımcısı olarak görev aldığım demokratik bir sivil toplum örgütüdür. Evet. Rabia Hanım da bu örgütün başındadır. Bakın, biz bundan iki ay kadar önce bu Dünya Uygur Kongresi'nin olağan kongresini gerçekleştirdik ve 116 delege yaklaşık 30 ülkeden katılarak demokratik bir şekilde hür iradelerini ortaya koyup biz yeni yapılanmamızı, tüzüğümüzü, her şeyimizi uluslararası hukuk ve uluslararası kanunlar çerçevesinde yürüten bir sivil toplum örgütüyüz. Bizim teşkilatımızın en başındaki insan da, en alt kademesindeki üyemiz de hiçbir ferdi terörist değildir. Terörü şiddetle ve nefretle ben kınıyorum ve reddediyorum. Burada bir terörden bahsedilecekse, komünist işgalci yönetimiyle mazlum insanlar üzerinde diktatörlük uygulayan ve onları asimile ederek tarihten silmeye çalışan komünist idarenin Doğu Türkistan'daki devlet teröründen bahsedebiliriz. Mazlumiyete uğramış, mağdur edilmiş, elinde bıçak, çakı dahi olmayan insanlardan terörist üretmek ancak Çin'in marifetidir. Sayın Tümtürk, biliyorsunuz bir süre önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de ülkeyi ve bölgeyi ziyaret etti. Türkiye'den bir beklenti var mı? Diplomatik bir adım atılmalı mı size göre? Ben çok önemli bir konuya değindiniz. Hanımefendi, bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Muhterem Abdullah Gül Bey'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla Doğu Türkistan'ın ziyareti ilk defa gerçekleşiyor. Bu tarihi bir olay. Bunu çok önemsiyoruz. Bu olayı provoke etmek amaçlı Çin istihbaratının bir oyunuyla, bir düzeniyle karşı karşıyayız. Bakın, 26 Haziran 2009 tarihinde meydana gelen bu katliam, Gandong ülkesinin Shaguan şehrinde 300 kardeşimiz gece 02'den sabah 7'ye kadar binlerce Çinlinin gece taarruzuna maruz kalıyor. Ve burada 300 kardeşimiz hayatlarını kaybediyor. Ve akabinde bakın, bir hafta sonrası Ürümçi'de, yani dün buna tahammül edemeyen, buna sabır gösteremeyen ve bunu hiçbir şekilde hazmedemeyen Ürümçi'deki üniversite talebeleri ve öğretim görevlileri, hocalar, profesörler, ilim adamları sokağa dökülerek diyor ki, sen nasıl devletsin?
Sen nasıl kendi tebaanın, kendi halkının katliamına göz yumarsın? Sen nasıl böyle bir provokasyona göz yumarsın? Bunu haykırıyorlar ve elinde hiçbir silahlı madde olmayan, hiçbir aykırı harekette bulunmayan insancıl bir hareketi bütün askerlerini kurşun yağmuruna tutturarak oradaki masum insanların yüzlercesini katlediyor. Bakın, burada bu yapılan mesaj bir Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Doğu Türkistan ziyaretinde 26 Haziran'da patlak verdi. Evet. Bu Türkiye'ye karşı yapılan bir küstahlık, bir saygısızlıktır öncelikle. Sayın Tümtürk, teşekkür ediyoruz. Bir gözdağıdır. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Sizin görüşleriniz de bu noktada çok önemliydi. Çünkü oradan çok sağlıklı bilgi geldiğine de pek inandırıcı bulunmadığı için sizin gözlemlerinizi aktarmanız çok önemliydi. Teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben bir cümle arz etmek istiyorum efendim. Buyurun. Yarın saat 2'de Çin Büyükelçiliği önünde bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum teşkilatlarımızın katılımıyla mazlumların yanında olduğumuzu ifade etmek için yarın 2'de Çin Büyükelçiliği'nde büyük bir miting düzenliyoruz. Bütün Türk halkı, kardeşlerimiz, dostlarımız davetlidir. Teşekkür ediyorum Ses TV'ye. Teşekkür ediyoruz efendim bizler de katıldığınız için. Ve yurt gündemine dönelim tekrar değerli izleyenler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu.